Bunları bana sen getirdin değil mi? Bütün bilgileri aldım dedin. Burada biri eksik. Kim eksik? Kadir Saruhan. Yüksek sesle konuş. Söylediğin anlaşılmıyor. Kadir Saruhanlı beyefendi. Neden? Hapiste olduğu için. Yani hapis atıyordu. İçeride olduğu için ben de... çıkmış Vedat. Bugün etiyle kemiğiyle karşımdaydı. Hatta elini bile sıktım. Ben ne dedim? Herkes dedim. Demedim mi? Çok özür dilerim beyefendi. Hemen hallettiriyorum. Hallettirmeyeceksin. Bizzat gideceksin. Ne var ne yoksa öğreneceksin. Hemen. Hemen değil gerizekalı. Bu akşamki işi hallettikten sonra. Bu kız? Şu efendim. En küçük çocuk. Evli. Ahmet Kalkanlı. E adam? Aileyle gelmedi. Onu biliyoruz. Ödemişler derken şehir dışına çıktı. Nereye? Nereye olduğunu bilen yok. Tamam çıkabilirsin. Peki efendim. Hostes de demiş ki peki bundan benim neden haberim yok? Oh oh, keyfiniz bol olsun. Gel gel. Bizim en küçük Büşra. İlhan. Karacığım. Memnun oldum İlhan Bey. Ben geldim Cansu. Tamam tamam hayatım. Sen geç güzel bir yere otur. Ben 5 bilemedin 10 dakikaya oradayım. Hadi görüşürüz. Tamam. Büşra Hanım. Nasılsınız? Kolejdeyim. Yeni gitmişim. İngilizcem falan var ama hani böyle konuşurken utanırsın ya. Bir de orada iyice coşuyor durum. Çünkü karşındaki oralı. Ana dilini konuşuyor yani. Neyse. Bir sonraki ders için üstümüzü değiştirmemiz lazım. Ben de sordum soyunma odaları ne tarafta? Gösterdiler burada. Girdim. İçerisi bomboş. Hiç kimse yok. Sadece kocaman aynalar var böyle. Aynaların etrafında böyle ampuller var. Kulis gibi. Girdim kabinlerin bir tanesine, çektim perdeyi, başladım soyunmaya. Pantolonumu çıkardım. Birden içeri bir kalabalık girdi. Dinliyorum. Hepsi kız. Okulun pompon kızlarıymış. Ben yanlış soyunma odasına girmişim yani. Kaldım mı kabinde? Çıkamıyorum da dışarı. Yani beni parçalayacaklar diye korkuyorum. Bu Amerikalı kızlar da bizimkiler gibi değil ki. Ben de haliyle ergenim. Yani korkuyorum, çekiniyorum, utanıyorum falan. Bunlar bir başladı soyunmaya. Evlerinin odasında gibi ama. Nasıl bir soyunma? Ben de perdeyi böyle iki tarafından sıkı sıkı tuttum. Açarlarsa, beni görürlerse diyorum ki eyvah. Yanacağım yani. Ama o anda ne oldu biliyor musunuz? Perdenin altından bir tane iguana girdi. Şaka yapmıyorum. Ben kızlardan birinin evcil hayvanıymış. Ben de hayatımda ilk defa iguana görüyorum. Yani belgesellerde falan gördüm ama ilk defa bu kadar yakınız. Benden bir başarı soğuk terler akmaya. Bu iguana denen de düz duvara tırmanıyor. Öyle bir şey. Bu hayvan yavaş yavaş böyle başladı. Tırmandı, 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 tırmandı. Geldik böyle burun buruna. Göz gözeyiz. Yani bana bir tek merhaba demediği kaldı gerçekten. Ben nasıl korkuyorum? Nasıl korkuyorum? Sonra bunun yanakları şişti, şişti, şişti. Şişti, şişti, şişti. Dilini böyle birden fırlatıp boynuma yapıştırdı. Hop diye. Ben nasıl çığlık atıyorum? Sesimi duyurmamam, saklanmam falan hiçbir şey umurumda değil. Elimde pantolon. Altımda da bir tane kırmızı bir baksır vardı. Çıplak kızların arasında kaşıyorum yani resmen.
Tamam. Tamam yeter. Tamam sustum. Ama finalini dinlemeniz lazım. Kaçmaya başladığımda elimde pantolonla nasıl artık başardıysam onu. Pantolonda bir şekilde takıldım ve bir kızın kucağına düştüm. Kız da böyle siyahi, 2 metre, en az 90 kilo. Ben bir de kızın kucağında küçücük, böyle. İguana da o kızın çıktı bu arada. Gerçekten. Gülmek sana çok yakışıyor. Hep gül. Teşekkür ederim. Arkadaşınız gelmeyecek galiba. Biraz uzaktan geliyor da. Hmm. Yani öyle tahmin ediyorum, bildiğimden değil. Gelir herhalde birazdan. Kravatınızı bağlarken ilk katı çok sıkı yapmıyorsunuz muhtemelen. O yüzden böyle bollaşıp aşağı doğru kayıyor olabilir. Bir dahakine öyle deneyin isterseniz. Aklımda tutmaya çalışacağım. Arkadaşınız kumral saçlı mıydı? Evet. Gözleri de renkli değil mi? Nereden bildiniz? Büşra'cığım. Ama ya. Canım hoş geldin. Geç kaldım kusura bakma. Cansu, İlhan Bey. Memnun oldum. Ben de. Ben sizi yalnız bırakayım. İyi eğlenceler. Şu an. Cansu Hanım. Eve gidiyoruz. Tabii İlhan Bey. Efendim? İlhan Bey merhaba. Büşra ben. Saruhan'da. Aa Büşra Hanım. Neye gittiniz aradınız? Ben normalde kayıtlı olmayan numaraları açmıyorum ama bu sefer açasım tuttu. İyi ki de öyle oldu gerçekten. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim sağ olun. Ben şey için aramıştım sizi. Acaba görüşebilir miyiz sizinle? Müsaitseniz. Tabii. Ben de yemeğe gidiyorum zaten. İsterseniz bana eşlik edin. Hoş geldiniz Büşra Hanım. İlhan Bey sizi içeride bekliyor. Ben vestiyerinizi alayım isterseniz. Böyle buyurun lütfen.
Ben de anlıyorum sizi. Cuma günü değil mi? Çok özür dilerim, sizi bekleteceğim bir saniye. Hoş geldiniz. Çok acil bir görüşmedeyim. Buyurun lütfen. Alo. Tabii, tabii gelirim. Gelirim ama bir şartım var. Kurabiye isterim karşılığında. Hayır canım, hazırını ne yapayım? Ev yapımı olsun lütfen. Fıstık ezmeli olursa çok iyi olur. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok özür dilerim gerçekten. Geçen haftadan beri bir ilkokulla temas halindeyim de ufak bir sunum yapacağım onlara. Sebep? Rica ettiler, ben de kıramadım. Çocuklar yumuşak karnım. Çok severim. Bu nedir? Kabul etmenizi umduğum ufak bir hediye. Ama ben... Lütfen. Küçük bir hediye. Kırmayın beni, kabul etin. Şimdi sizi dinliyorum. Siz bize ne yapmaya çalışıyorsunuz? Günü gelmeyen taksidi isteyerek. Yani amacınız ne, ben anlamıyorum. Ben sizin iyi biri olduğunuzu düşünmüştüm. Bu yaptığınız hiç yakışmadı. Siz kaç kardeşsiniz? Dört. Ben tek çocuğum. Siz gerektiğinde bir olursunuz, birbirinize yaslanırsınız. Devrilmezsiniz. Ben tek çocuğum. Bir tek babam var hayatta. Ona karşı bütün sorumluluğum, onun benimle gurur duyabilmesi için. Demin de söylediğim gibi ben bir başımayım. Ve kendi başıma işlerimi ayakta tutmak zorundayım. Evet ama kırmadan, dökmeden, incitmeden. Sizi incittiysem çok özür dilerim. Yok hayır, ondan söylemedim. Sizi üzmemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Söz veriyorum şu an. Ama aynı şeyi aileniz için söyleyemeyeceğim maalesef. Lütfen bağışlayın beni. Onun dışında bir isteğiniz olursa emrinizdeyim. Bu konuyu hallettiysek sipariş vermeye geçelim mi? Sadece bunu konuşmak için gelmiştim. Vaktim yok, kusura bakmayın. İşe dönmem gerek. Başka bir zaman belki. Ahmet, çalışıyorum sonra. Nasılsınız? Odanız çok güzelmiş. Yalnız biraz sade mi? Çalışıyorum İlhan Bey. Abimi arıyorsanız odası... Ha, pardon ben. Böldüm. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.
daha kolay olmalıydı. Bu güller senin için. Yanlış anlaşılmasın diye gönderemedim. Şimdilik yanımda duruyorlar. Belki bir gün gelir onlara suyunu sen verirsin. Hem küçük bir özür hem tebrik hem de bir hatırlatma olarak gör bunları. Ben seni güldüren adamım hala. Hiçbir şey değişmedi. Bir tek kravatımı senin dediğin gibi bağlıyorum. O kadar. Bende değişen tek şey bu.